Sevgili dostlar hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün güzel karlar aldık, güzel çalışmalar yaptık. Sizler umarım yatırımlarınızı güzel bir şekilde değerlendiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle güzel bir eğitim çalışmasıyla devam edeceğiz. Bilindiği gibi önceki videomuzda halk yatırım skor kart üzerinden çalışmalarımıza devam etmiştik. Orada net satışları çeyreklik olarak görmüştük. Ondan sonra firma değeri FAVÖK'ü görmüştük. Ondan sonra EBITDA'yı görmüştük. Ondan sonra FAVÖK marjını görmüştük. Firma değeri FAVÖK'ü görmüştük. Bunların sektörel oranlarını incelemiştik ve bunlarla alakalı yorumlarımız olmuştu. Takipçilerimizden bizi videosuz bırakma, eğitim çalışmasız bırakma ve hızlıca naat diyen dostlarımız oldu. Lütfen kusurumuza bakmasınlar. Biraz gecikti bu. Çünkü bilindiği gibi biraz analiz yaptık, bilgilendirme yaptık. Ee, şirketlerin e, Ereğli olsun, e, Şişe Anonim Şirketi olsun, RETA Laboratuvarları olsun bunların e, analizlerini yaptık. Ondan sonra bu videoyu paylaşalım dedik. E, bugün de sizlere ne anlatacağız, net işletme sermayesini anlatacağız, öz kaynakları anlatacağız değerli dostlarım. Sonra toplam aktifler hakkında konuşacağız. E, arada böyle sanki okulda ders anlatır gibi kendimi hissediyorum, ciddileşiyorum. Lütfen kusuruma da bakmayın. Net işletme sermayesiyle başlayalım. Ee, değerli dostlarım ekrandan da görüldüğü gibi bakın en alt kısımda şurada net işletme sermayesi yazan kısımda bakın 5 e, milyar TL yazan bir kısım var bakın mantıken renklendirme yöntemiyle yaptıkları için kırmızılar olumsuz oluyor bizim için genelde e, bizim gibi e, parantez açıyorum kötüleme babında söylemiyorum küçük yatırımcılar bunlarla oturup e, uğraşmazlar yani bunları tek tek hesaplamakla uğraşmazlar o yüzden Bunları hesaplayan banka aracı kurumlar var. Gelin böyle sizler de bu uygulamayı benim kullandığım gibi kullanın. Beraber analizlerimizi sizlerle beraber yapalım. Bugün dediğim gibi şurada bakın 5 milyar yazan kısım olumsuz. Yeşile doğru gittikçe bizim için olumlu olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Peki net işletme sermayesi nedir? Değerli dostlarım bakın bizim aktif denilen bir kısmımız vardı. Ben bilançolarda bunu anlattım. Aktiflerden eksi pasif kısmında yani işletmeye kaynak sağlayan Kısa vadeli yabancı kaynaklardan, yani kısa vadeli krediler, finansal borçlardan dönem varlıklarımızı çıkarıyoruz. Ortaya bir rakam çıkıyor, bir nakit çıkıyor. Dönen varlık olarak kullanabileceğimiz bir rakam çıkıyor. Bu işte bu nakit işletmenin net çalışma, net işletme sermayesidir. Bunu işletmemiz kullanarak günlük işlemlerini sürdürebilme açısından fayda görecektir. Bu oran ne kadar yüksekse o kadar işletmemiz zorluk çekmeyecek ani kredilere de o kadar az başvuracaktır. Genel babı olarak e, bu olarak size özetleyebilirim. Yani net işletme sermayesi istikrarlı olarak ne kadar artıyorsa bizim için o kadar önemlidir. Şimdi ben buraya bir not aldım. Biraz da nottan size bunu anlatayım. Der dostlarım bakın ben ne diye not almışım. Bir işletmenin dönem varlıklarıyla kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki farklı. Bunu zaten size söyledim. Bu oran finans kurumlarına başvuruda önem taşır. Yani ne demek değerli dostlarım? Şayet dönem varlıklarıyla kısa vadeli borçlara eşitse finans kurumları bu şirketlere problem çıkarabilir. Neden? Çünkü der ki sen dönem varlıklarınla anca gidip kısa vadeli yabancı kaynaklarını şu anki kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılayabiliyorsun. Benden ek ilave olarak kısa vadeli yabancı kaynak alırsan bunu ödemekte problem çekersin. İşte bu gördüğünüz şirket bakın 5 milyardan bir yıl içerisinde neredeyse 10 milyara çıkarmış. Burada o kadar büyük bir problem olmadığını söyleyebilirim istikrarlı olarak. Bakın şurada 2019 yılı için bilindiği gibi birçok şirket açısından önemli bilanço dönemiydi. Yani çok güzel bilançolar geldi ancak. Bakın şurada 2019 12. çeyrekten itibaren 2020 yılının 6. çeyreğine kadar. Yani bakın ben şurada kalemi alayım değerli dostlarım kusura bakmayın. Bakın şu 6 üstteki kısım şura. Bakın bu bir yıl önceki kısım. Bakın bu da 3 e, çeyrek bilanço öncesi. Bakın istikrarlı bir artış var. Bu ne demek? Bizim işletmemiz açısından önemli olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Yani bir işletme borç vereceği zaman net işletme sermayesi 9 milyar TL olan bir şirkete borç verirken bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. E, sonuç olarak demiş bu oranın pozitif artı olması bu şirket gibi önemlidir. Eksi çıkarsa ne olur? Şirket, e, şirketin net işletme sermayesinin eksi durumda olduğu işletme açısından kötü bir e, durum olduğunu e, sizlere bunu belirtebilirim. Bunun yanında e, değerli dostlarım bu rakam dediğim gibi başa baş ise borç yüküne girmek. Yeni bir borç yüküne girmek bizim işletmemiz açısından risk oluşturacağı anlamına geliyor. E, ancak dediğim gibi bu orana tek yönlü bakmamak lazım değerli dostlarım. Yani şirketi e, genel hatlarıyla detaylı bir inceleme yaparak aynı seviyede olan bir şirketle bunu Analiz etmemiz lazım yani bir şirketin net borcu diğer şirketin net borcu bizim borcumuz olabilir net işletme sermayemiz eksi olabilir ama diğer şirkete göre sektöründeki şirkete göre ne durumda biz buna bakacağız bu gerçekten önemli ve bunun yanında kısa vadeli yabancı kaynaklarla dönem varlıklarını karşılama oranı olan cari oranına da bakacağız bunun da birin üzerinde olması genel hatlarıyla istenmektedir. E, bu genel hatlarıyla bu şekilde bu kartı, skor kartı yorumlarken buradaki rakamın e, artı olarak ilerlemesinin dikkate alınması gerektiğini belirtiyorum. E, bir de bizim neyimiz var değerli dostlarım? İkinci olarak öz kaynaklara bakalım. Bakın yanında direkt öz kaynaklar var. Sonra da toplam aktiflerini inceleyeceğiz. Bakın e, burada... Biz neye bakalım? Öz kaynaklar. Öz kaynaklar nedir değerli dostlarım? İşletmemiz genelde işlemlerini öz kaynaklarla yapar değerli dostlarım. Burada ne kadar borçlanma azsa bizim karlılığımız da işletme açısından o kadar yüksek olacak. Mesela size şöyle söyleyeyim. İşletmenin 35 milyar öz kaynağı var. 35 milyarda borcu var değerli dostlarım. Bakın burada 50 milyarlık bir iş yaptı. Bunun belli bir kısmı finansal borçlar olarak faiz ödemesi olarak veya nasıl bir ödeme çeşidine girdiyse onunla beraber bir borç yükü altına gireceğinden dolayı bu borcu ödemek zorunda ancak işlemlerinin büyük kısmını öz kaynaklarla yapıp borçları az olursa burada bizim işletmemiz açısından e, karlılıkta karın direkt öz kaynaklara aktarılması veya e, dağıtılmamış kar olarak tekrar öz ka ka öz e, kaynağa aktarılması ve bunun yanında e, temetli olarak dağıtılması açısından daha artı bir sonuç oluşturacak. Ve bu elde edilen hasılat yani işletmenin elde ettiği hasılatın aşağı doğru iniyoruz ya gelir tablosunda. Buradaki net kâra yansıma oranı o kadar yüksek olacaktır. Ne kadar öz kaynakla yaparsak, ne kadar borç ödersek de o kadar bizim net kârımız az olacak değerli dostlarım. Genel hatlarıyla bunu da bu şekilde özetledim. Burada istikrarlı bir şekilde artışa bakacaksınız. Ve bu oranın faiz oranları vesaire oranlarından yüksek olması beklenecek değerli dostlarım. Burada elde edilen öz kaynağı kullanılıp net karın bu faiz oranlarının üzerinde bir getiri elde etmesi bizim açımızdan önem arz ediyor. Yoksa bu öz kaynağı gideriz faize koyarız faizin getir getirsin elde ederiz bizim için daha iyi bir sonuç ortaya çıkarır. Bir de öz kaynakları size bir özettiğim değerli dostlarım. Genel hatlarıyla anlatıyorum sonra özetliyorum. Bir de bunun dediğim gibi istikrarlı artması bizim açımızdan önem arz ediyor şirketin borçlarından sermayenin çıkması sonucu elde kalan varlıkları ifade eder. Yani bizim bir aktif tarafımız vardı bir de pasif tarafımız vardı değerli dostlarım. Bu aktifler kısmının yani dönem ve duran varlıkların karşılandığı kısım öz kaynaklar ve borçlar kısmı bu borçların buradan çıkması sonucu elde edilen öz kaynaklar bizim işte öz kaynağımız budur. Bununla karşıladığımız taraf ise bizim aktif dönen ya da duran varlıklarımızdır. Bu rakam ne kadar yüksekse bizim için o kadar iyi olacaktır. Ee, ve öz kaynak güçlü olursa şirket faaliyetlerini yabancı kaynak finansmanı olmadan devam ettirdiğini söyler. Ee, ve bunun yanında öz kaynağı güçlü ise işletme daha az fona ihtiyaç duyacak. Bu da karlılığı şirketin arttıracaktır. Yani öz kaynağı ne kadar yüksekse gidip işlerini bu şekil yapacak, borç almayacak. Buna göre de daha fazla artı kar elde edeceğini anlayabiliriz. Eee... Bir de bu öz kaynak kullanılıp yani bu öz kaynağın ne kadar karlı kullanıldığı ile alakalı bir oran var değerli dostlarım. Bunu da özetleyeyim. buna öz kaynak karlılığı deniliyor. Şurada bulabilirsem size bunu kapatıp göstereyim şöyle. Bakalım şöyle var mı? Yoksa ben bundan da bahsedeceğim size. Ne kadar bilgi olursa bizim açımızdan o kadar iyi olur. Evet bakın öz sermaye karlılığı. Öz sermaye karlılığı nedir değerli dostlarım? İşletmemizin elde ettiği net kar var ya yıl sonunda. İşte onu üst kısma pay kısmına yazıyoruz. Payda kısmına ise öz sermaye yazıyoruz. Bölüyoruz bir oran çıkıyor değerli dostlarım. İşte buradaki oran bakın ben yazdım buraya. Buradaki oran ne kadar yüksekse öz kaynak o kadar karlı kullanılmıştır. Bakın bu dönemde öz kaynağımızı karlı kullanmadığımız anlamına geliyor. Ee, bakın şu yıllarda Mesela 21 24 olan yıllarda öz kaynağımızı ne kadar karlı kullandığımız anlamına geliyor. Yanında da aktif karlılık var. Ona da geleceğim değerli dostlarım. Bakın onu da size anlatacağım. Bakın o da şu anda e, olumsuz bir durumda. Yani işletmemiz elde olan öz kaynağa göre az kar elde ettiğini anlayabiliriz. Yani bu ne oluyor? Bakın yıllık net kar değil mi? Paya yazdım üst kısma. Yıllık net kar bölü toplam öz sermaye. Değerli dostlarım ya burada elde ettiğiniz net kar aşırı yüksek olacak ki bu rakam yüksek çıksın ya da öz sermayeniz az olacak. Burada ne olmuş? Öz sermayeye göre biz az kar elde ettiğimizi anlayabiliyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Öz sermaye 50 milyon TL. Bizim elde ettiğimiz kar ne kadar? 25 milyon TL. Buradan ne çıkar oran? 2 çıkar. 1 bölü 2'den 0,5 çıkar yani. 2 çıkması lazım aslında. Şu an kafam baya karıştı. Lütfen kusuruma bakmayın. Şöyle diyeyim yani. Şöyle anlatayım. Yıllık net kar 200 milyon olsun. Payaya yazdım 200 milyon. Öz sermaye ne kadar değerli dostlarım? Bakın 100 milyon değil mi? Ne kadar ne çıktı? 2, mi? 2 çıktı değil mi? Yıllık net kar 200 milyon. Net e, öz sermaye ne kadar? 25 milyon TL diyelim değil mi? Heh, buradan ne çıkacak değerli dostlarım? 4 çıkacak. Yani daha az öz sermaye ile daha çok net kar elde ettiğimiz için bu oran bizim açımızdan daha önemli olacak. Burada ne çıkmış? Düşük çıkmış. Bu ne demek? Öz sermayemizi karlı kullanmadığımız anlamına gelmektedir genel hatlarıyla bu şekilde özetledim ve aşırı yoruldum. Son olarak da e, aktif toplam aktifleri anlatacağım. Umarım anlaşılır e, olmuştur değerli dostlarım. Anlatmak için elimden geleni yapıyorum. E, en sonda hatta ben direkt size şuradan kalemle anlatayım değerli dostlarım. Bakın öz sermaye karlılığı nasıl biliyor musunuz? Öz kaynaklar karlılığı. Bunu anlatmadan edemeyeceğim. E, paya yıllık net kar. Bakın. Net kar. Net kar burada değil mi değerli dostlarım? Bakın e, alta öz sermaye yazıyorum değil mi? Öz sermaye. Bakın değerli dostlarım. O üst taraf 10 değil mi? Öz sermaye kaç? 5 değil mi? Kaç çıktı buradan? 2 çıktı değil mi? Bakın şu an 2. Peki ben buraya gidip 2 yazsam öz sermayemi biraz daha düşürsem yani düşük öz sermaye ile yüksek net kar elde etsem ne olacak? Cevap 5 çıkacak. Yani öz sermaye karlılığı 5. Yani ne kadar bu oran yüksek çıkarsa bizim açımızdan o kadar önemli olacak. İşte şimdiye kadar anlattıklarım bu kadar basitti değerli dostlarım. Evet şimdi de toplam aktiflere geçelim. Artık bu şekilde anlatacağım. Umarım sonuna kadar dayanmıştır izleyen dostlarımız. Ancak ben anlayacağınızı düşünüyorum. Toplam aktifler nedir değerli dostlarım? Bunu da şu an kafam çok karıştığından dolayı buradan özetleyerek size anlatayım. Toplam aktifler ise şirketlerimizin varlıklarıdır değerli dostlarım. Yani ne demek oluyor? Bizim bir bilançomuz vardı değil mi? Burada aktif kısmımızda dönem varlıklar altında duran varlıklar var. Heh! İşte o toplam bizim toplam aktiflerimiz oluyor. Bu oranın işletme açısından yüksek çıkması o kadar önemli. Ancak bu oran neyle karşılanacak? İşte buradaki öz kaynaklarla karşılanacak. Peki bakın mantıken bakın bu uygulama zaten yazmış. Öz kaynaklar ne kadar? 35 milyon. Aktiflerin ne kadarını biz karşılamışız değerli dostlarım? Toplam aktiflerin yani şirketin makina, teçhizat, dönem varlık, işletme öde bulunan işletme sermayeleri ne kadarı? Bakın 55 milyon toplam varlığımız var. Eksi 35 milyon. Milyar da bu. Ben 35 milyon diyorum. Ne kadar değerli dostlarım? Bakın. Yani bu şirketin neredeyse %60'a yakını %50'den fazlası hatta %50'den fazlası e, öz kaynakla ka karşılanmış. Bu mükemmel bir oran. İşte toplam aktiflerin artması önemli ama buradaki öz kaynaklı artması önemli işte. Yani buradaki gidip net borçlu artması bizim açımızdan önemli değil. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şirket açısından e, olumlu olduğunu da söylemekte fayda görüyorum. E, şöyle ben bir de buradaki notumu okuyayım sizlere. Şirketin varlıklarıdır demişiz. E, şirketin sahip olduğu ekonomik değerlerdir söyledik. E, tek başına yorum yapılamaz dedik. Doğru yapılamaz Analiz yaparken artış ve ne kadar çarlı kullanıldığına bakmalıyız. Bakın bir önceki döneme göre güzel bir 5 milyar, 5 milyara yakın bir artış olmuş. Evet 4 milyara yakın hatta bir artış olmuş. Bakın istikrarlı bir artış görüyorum. Şurada bir e, şu bakın şurada problem var. Aynı yıl 43 milyar ama sonra düzeltmiş kendini. Bu benim açımdan önem arz ediyor. Güzel bir sonuç olduğunda da belirtmekte fayda görüyorum. Peki... Bu aktifler karlı kullanılmış mı? İşletmek, bu dönem varlığı, öz kaynağı karlı kullanmış mı? Buna bakalım. Bunun da yorumu toplam aktifler istikrarlı şekilde artması bizim açımızdan önem arz ediyor. Buradaki yeşil ne kadar e, yükselirse bizim açımızdan o da önemlidir. Şimdi burayı kapatıyorum değerli dostlarım. Bakın burada aktif karlılığına gelelim. Bunu da öyle kolay anlatacağım. Ma e, matematik dersinde kendinizi hissedeceksiniz. Çok güzel anlatacağım bunu da. Bakın. Evet, buraya çiziyorum, formülü yazacağım. Ee, aktif karlılıktan biraz bak, bahsedelim. Yani aktif karlılık nedir? Buradaki yatırımların getirisidir derler dostlarım. Bu yatırımlar karlı, kullanılmış mı? Bundan bahsediyor bu oranda. Bir şirketin toplam varlıkları ne denli karlı kullanılmış? Yani buradaki kasadaki para, teçhizat, makina, mamul, ham madde, e, bunlar ne kadar karlı kullanılmış? İşte bunu gösteren oranda aktif karlılıdır. Bu oran ne kadar? Bakın ne kadar yüksek çıkarsa bizim açımızdan o kadar önemli olacaktır. Şimdi gelin bu oranı konuşalım. Bakın bu oran nasılmış? Aynı az önceki gibi net dönem karı evet bölü aktif toplamı. Aktif toplamı. Değer dostlarım bakın bunu da şöyle özetleyeceğim. Bakın bu şirketin ne kadar olsun? Aktifi 5 olsun bu 5 tane olan aktifle 10 tane net kar elde etsin. 2 çıktı değil mi? Görüyorsunuz şu anda bu 2 çıktı. Peki bu aktif yani net dönem karı 10 değil de 20 olsaydı ne olurdu? Yani bu kadar 5 tane aktifle yani 5 tane makine teçhizat parayla 20 tane net kar elde etseydi ne olacaktı? 20 bölü 5'ten 4 çıkacaktı değil mi? 4. Yani bu oran ne demek? Net dönem karı ne kadar yüksek çıkarsa ya da aktifimiz ne kadar düşük olursa bu oran o kadar yüksek olur. İşte bizim şirketimiz aktif kullanmış mı kullanmamış mı bu oranı gösteriyor. Bu dönemde de aktifler karlı kullanılmamış. Elde olunan öz sermaye göre elde olunan e, aktiflere göre bu oran iyi kullanılmadığını gösteriyor. Ancak şu andaki ekonomik anlamdaki probleme bakacak olursak direkt olumsuz yorum. Şöyle kötüyorum, böyle kötüyorum yapılması uygun değildi değerli dostlarım. Mikro ve makro sahiplere bakarak, mikro ve makro değişkenlere bakarak yorum yapmamız bizim açımızdan önemli. Ve sektöründeki ortalamalara da bakmak önemli. Şimdi bu şirket 1,76'dır. Başka bir şirket e, ne diyeyim size 0,2'dir. Yani neredeyse berbat bir kardır. Bakın aktifi 5'tir, Gidip o ne kar etmiştir biliyor musunuz? E, 2,5 çare etmiştir. Buradan ne çıkar değerli dostlarım? 0,50 çıkar. Bu da ne? Kötü. Bu ne çıkmış? 1,76. Bir sonraki bilançoda bu hareketi tabii ki de sizlerle beraber izleyeceğiz değerli dostlarım. Umarım sizin açınızdan, bizim açımızdan, yatırımcılar açısından bunlar olumlu olur. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle ne öğrendik? Net işletme sermayesini öğrendik. Öz kaynakları öğrendik. Öz sermaye karlılığını öğrendik. Toplama aktifleri öğrendik. Aktif karlılığını öğrendik. Çok az kaldı. Artık kendi yorumlamanızı kendiniz yapacağınız bir hale yavaş yavaş geliyoruz değerli dostlarım. Dediğim gibi bu karlılıkların vesaire bunların e, belli değişkenler ölçüsünde ölçülmesi gerekiyor. Mesela faiz oranları, enflasyon oranları, tüfe, üfe vesaire oranlarla beraber analiz edilmesi bizim açımızdan daha makul sonuç oluşturacaktır. Dediğim gibi küçük yatırımcı inanın oturup aktif karlılığını bile hesaplamaz kendi başına. O yüzden ben de bu uygulamanın kullanılması taraftarıyım. Umarım hepiniz bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakınız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi günler.